kadına yönelik evet projelerimiz var. Zaten belediyelerimiz nerede aldılarsa genel olarak kayyumdan önce kadınlara yönelik çok ciddi projeler olmuştu. Atölyeler olmuştu kadına yönelik. Kadın sığınma evi devletten bağımsız yapılmış şiddet gören kadınlar için. Ondan sonra kadınlara kendi el emeğiyle hani neye yeteneği varsa yatkınsa ondan ötürü kendilerine bir eğitim verildi. Yani kadınlar bir şekilde kendi ayaklarının üstünde durmayı öğrendiler. Ta ki kayyum atanana kadar. Sonra onlar kapatıldı tabii. Şayet biz alırsak tekrar öyle bir planlamamız var yani burada Elazığ'da kadına yönelik. İster Alevi kesimi olsun, ister Sunni kesimi olsun. Dediğim gibi önce kendimizi bir anlatacağız, o ön yargıları kıracağız. Ondan sonra kazandıktan sonra zaten atölyeler açacağız belirli yerlerde. Kadına yönelik kimin neye yeteneği varsa, kimin neye eli yatkınsa o yönde kendisine eğitim verilecektir. Ve orada bir şeyler üretilecek. Kadın kendi emeğiyle bir şekilde kendi ayaklarının üstüne durmayı öğrenecek. Gençliğin temel sorunu aslında öncelikle iş. Gençlik iş bulamıyor. Üniversite okuyor ama açıkta kalıyor maalesef. Ya garsonluk yapıyor ya bir yerde bulaşıkçılık yapıyor. Yani yüksek okulu mezunu olmasına rağmen gençliğin ciddi bir anlamda iş sıkıntısı var. Gençlik dikkate alınmıyor. Tamam oy zamanı gençlikten o isteniyor. Ama ondan sonrası için gençlik hiçbir şekilde dikkate alınmıyor. Oysa ki o gençlerin talebi dinlenilmeli. O gençlerle görüşülmeli yani. Sıkıntıları nedir, görüşleri nedir? Bence onların da görüşleri ve fikirleri alınmalıdır. Ama maalesef gençlik hiçbir şekilde dikkate alınmıyor. 31 Mart 2024 yerel seçimler için bizim için bir fırsat. Yani biz insanların bu sıkıntıları, afetlere karşı bu sıkıntıları, işte depremlere karşı bu sıkıntılarını gidermek için yerelden yönetimler, partimizin yerelden yönetim, üçüncü yol dediğimiz çok harika bir programlarımız var. Programımız nedir? Köyden başlar, mahalleden başlar. Köyde ne yapacağız? Köydeki insanları, köy meclislerini kuracağız, köy kooperatiflerini kuracağız. Köydeki kadınlara iş imkanı sağlayacağız. El işleri, sanatsal işler, kültürel sanatlar, tekstil atölyeleri gibi iş olanakları kuracağız. Yani köylerimizde niye 2 tane, 3 tane tekstil atölyesi olmasın? Oradaki kadınlarımız niye orada çalışmasınlar? Köylerimize ulaşımı sağlayacağız. Köylere ulaşımı sağladığımız zaman köylerdeki tarım alanlarını tarıma açtığımız zaman insanlara iş imkanı sağladığımız zaman yani köylü kendi ekonomik kaynaklarını oluşturacak. Tabii bunlar kolektif bir ekonomik kaynaklar olacak. Yani rantçıya falan değildir. İnsanlar işte bizim dört bir tarafımıza Elazığ'da dört bir tarafta barajlar yapılmış. Yapılmış o barajlar. Biz o barajları yıkamayız artık bundan sonra ama o barajlardan artık faydalanmamız lazım. Balıkçılık geliştireceğiz. Yani birçok köyümüzde balıkçılığa imkan olacak şekilde güneş enerjilerini kuracağız şeylerin üzerinde. O suların, durgun suların üzerine. Çok verimli çalışacak güneş enerjileri. Biz yaylaları açacağız. Yaz turizmi gelişecek. Gerçekten çok güzel dağlarımız, çok yaz turizmine uygun, çok doğa, güzel doğa yerlerimiz var. Kış turizmini açacağız. Yani köylerin kendi ekonomik kaynaklarını bu şey kolektif olarak bir ekonomik kaynaklarını oluşturacağız. Her yerde küçük de olsa atölye boyutlarında da olsa her yerde iş imkanı sağlayacağız. Bu kadınlara yönelik, bu gençlere yönelik iş imkanları sağlayacağız. Mesleki eğitimlerden geçireceğiz. Kooperatifler, birlikler oluşturup birlikteliğini halkın birlikte yaşama kültürünü geliştireceğiz. DEM Partisi olarak kadın, gençlik, erkek fark etmez. Herkesten destek bekliyoruz.